Ayrıca ya görüşen sensin. Bu görüştüklerinle ilgili, söylenenlerle ilgili bütün belgeler, kayıtlar elimde. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu adamlarla görüşen sensin. Bağlantılara sahip olan sensin. Bu adamların Siyonist olduğu açık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu olayın döndüğü açık. Hepsi net. Ya sen bunları görüşünce ben bilgi veriyorum. Cumhurbaşkanı olarak bunlarla görüşüyorsun. Bunlarla görüştüğünü açıklıyorum. Diyorsun ki ben bunu hakaret kabul ediyorum diyorsun. Ya ben bunu ifade edince. Yani ben söyleyince mi hakaret oluyor? Yani sen o zaman şöyle demek lazım. Ne var? Görüştüm kardeşim demen lazım yani. Cumhurbaşkanı olarak bunun hakaret neresinde yani? Ben görüşmedim ki Azimov'la. Bir de diyor ki işte diyor bu diyor görüşme yani şuna demeye getiriyor. Zaten bir arkadaşımız çok güzel yorumlamış bakın şöyle diyor somut olayda şüphelinin paylaşımlarının açıkça cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı yani demek ki görüştüğü insanlar şeref ve saygınlıktan yoksun insanlar öyle mi soru soruyorum bak yani çünkü her şey görüştüğü insanlardan yola çıkarak söyleniyor o zaman şunu kabul etmek lazım sayın cumhurbaşkanı şeref ve saygınlıktan yoksun insanlarla mı görüştü <laughs> Ama sen soru sorarak aslında Recep Tayyip Erdoğan hakkında negatif bir değer üretiyorsun. Negatif algı üretiyorsun Sayın Erkan Türk'ten. Ha, evet. Hakaretin yani doğal mi? olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını zedeliyorsun. Yani bu bir, bir, dakika. Halbuki sen bunu AK Parti Genel Başkanı'na sorabilirdin. Bir dakika ya. O zaman kamu, kamu hiç, hiç kamuya, yani, kamuya gitmeyebiliyorsun. Recep biliyorsun. Tayyip Erdoğan kim, kendisi kimler kimlerle beraber efendim falanca parti terörle intişaklı. Kılıçdaroğlu teröristlerle birlikte bilmem ne bilmem neyle birlikte derken hiçbir şekilde kamu adına saygınlığı zedeleyici ifadeler olmuyor karşı taraflar için. Veya adalet acaba güçlüğe göre şekil değiştiren bir adalet mi? Hakaret dediğin şeyin anayasada sınırları ve çizgisi bellidir. Burada anayasa ne anayasaya göre ne evrensel insan hakları beyannamesine göre ne genel özgürlük temayüne göre hiçbir şeye göre yeri yok. Kendisi bir istediğini, istediğini söyleyecek, istediğini istediğiyle ilişkilendirecek, ağzına geleni söyleyecek. Hatta bir emriyle efendim her şey değişecek. TRT'ye terörist başının kardeşleri çıkacak, konuşacak. Efendim eee habur sınır kapılarından herkes gelecek geçecek birbirlerine ağzına alınmadık laflar söyleyecekler burada bir gazetecilik faaliyeti var ve bir düşünce hürriyeti var bu açık ve net bir hakaret kastı olsa zaten hakaret edil hakaret kastı var mı burada bu ifadelerde yani şimdi sen görüşmeyi yapmışsın ben de görüşmeyi olduğu gibi sorularla bunların hepsini e, karşı tarafa yani Beni takip edenlerle iletmişim. Bu ilişkileri ortaya çıkarmışım. Ya ilişkileri kuran sensin. Bu ilişkiler neticesinde şimdi yalan mı söylüyorum ben? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne haham atanmış. Ee, sonra senin Ersin Tatar'ı aradığın telefon görüşmesi yaptığın bunun üzerinde Azimov'un orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yer edindiği gazetedeki belgelerle sabit. Ya ben bunları Söyleyince suç oluyor, sen yaparken hiçbir şey olmuyor. Ayrıca bu arkadaşlar, bu arkadaşların Haym Azimov'un Siyonist olduğunu ben söylemiyorum Recep Tayyip Erdoğan. Benim ifadem değil. Bizzat onların kendisinin ifadesi. <laughs> Yahu Netanyahu'yla senin görüşmeni sağlayan Habat üyeleri değil mi? Ben bunu söyleyince suç mu işliyorum şimdi? Allah aşkına. Yani görüşmek serbest, bunu konuşmak suç. Yani sen görüşürken ya en büyük eylemi o yapıyor. Ben bu eylemi dile getiriyorum diye suçlu ben oluyorum ya. Yani her şeyin en büyüğünü yapıyor, yapıyor, yapıyor. Biz söyleyince biz suçlu oluyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu hukukun neresinde var? Şimdi ayetten de soruyorum. Ya bu adamlar şeref ve haysiyetten yoksun mu? Ben bunu mahkemede de soracağım. Yani Cumhurbaşkanının görüştüğü Haim Azimovlar, diğerleri habat üyeleri şeref ve haysiyetten yoksun mu kabul ediliyor? Soruyorum ya. Ben bu mahkemede de söyleyeceğim, hakimde de söyleyeceğim. Ya yet Ama ya. bence, o, bence orada şeydi. AK, ben AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordum da Erkan Türkten. Neyi? AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordum da. Dava otomatikman düşer. Ya ya ben söyleyeceğimi söyledim. So sorular belli zaten. Her Anladım. şey açık. Yani e, ortada. Haklı mıyız? Haklıyız bitti ya. Bunu buradaki insanların hepsi görüyor. Yalakalar hariç, yalakalar hariç şunu, şu okuduklarımı yani benim suçlandığım maddeleri görenlerin hiçbirisi biraz vicdanı olanlar. Biraz vicdan azıcık ya vicdanı olanlar. Allah'tan korkanlar azıcık hiçbiri kalkıp ya bu hakarettir demez. Ya. Hakaretin zaten suç neyin hakaret olduğu neyin olmadığı anayasada çizgilerle belirlenmiş ya Allah aşkına ya. Allah aşkına Bağız rejimine doğru gitmeyelim ya. Bu benle ilgili değil ya. Benle ilgili bir şey değil ha. İnsanlara bak bunu söylüyorum. Birileri de alınmış. Dedim ki bakın bu benle ilgili değil. Burada benim adıma aslında Türk milletine dava açılıyor dedim. Adamlar demiş ki beni sayma ben yokum. Ben seni nereden saydım ki Türk milletinin neferi olarak yani otomatik olarak beni sayma biz yokuz. Biz 20 kişiyi sil. Ya zaten senin ismini zikretmedim. Sen zaten Türk milletinin neferi değilsin. Üzerine neden alındın da millet zanneddin kendini? Bir de yazıyor oraya. Sen değilsin kardeşim zaten. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bak burada benim davalı olmam Recep Tayyip Erdoğan tarafından dava edilmemin sebebi Açık ve net ortada şimdi. Sen de oku ben de okuyayım. Ama tarafsız gözle bakalım. Burada Bir şey de hata Erkan Türk'ten. Malta şövalyelerine neden sesin çıkmıyormuş? Bu ne demek? Ya ne bileyim bunu. Malta şövalyelerden var. var. Malta şövalyeleri nedir bilmiyorum gerçekten. Bilgim var mı konuda? Ya şimdi bunlar, bunlar var ya boş insanlar. Ya beni söylettirme boş ver. Boş ver. Tamam ya. o zaman. Ya bırak, yani bu, Hemen bunlar. Ondan sonra diyorlar ki, gocundum İşte bana bunu yaptı, bana şunu yaptı. Bırak bu boş insanları, boş ver. Bak, Hemen adam geriliyor.